Evet, Star Trek yine geldik. O bir gün senin açılışını çekeceğim yatay bakış diye. Sonra çok karıştırmışım gibi komiklik yapacağım ama çok komik olmaz diye yapmıyorum. Ne haber? Bir şey söyleyeyim mi? Yatay bakışın açılışı çok temiz açılış olduğu için Ya çok aynı iki kere programın adını bağırıp sonra saçmalıyorsun ve sanki bir şeymiş gibi gözüküyor. Star Trek'in boş. açılışı yıllardır böyle olsaydı nasıl olurdu? Çok merak ediyorum. Düşünsene açıyorsun, Kaptan Picard bağırıyor. Star Trek, Star Trek. Hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmek Biz için. gidiyoruz. Galaksinin uçlarını görmek için çoğuna Hey çıktık. Star Trek. Data, elindekiler Kaptan, burada bir takım kısaltma kelimeler var falan. ne? Tertemiz. Aslında yapsalarmış lan, ne güzel, gayet çalışıyor düşününce. Like. Ama baktığında bütün dizilerin, eski dizilerin girişleri öyle eğlenceli, tuhaf ya böyle. İşte devamlı bakan, kameraya dönen tipler, Tabii işte tabii. oradan oraya Ve yürüyen. garip kont. Garip. Böyle Oğlum dönerek bakmalı introlar. şey izlesen, şu CR'lı dizi neydi meşhur? Onu bile izlesen. Dallas. Dallas ha. Onun girişinde bile Aynen. herkes çok pontiş falan. Herkes sevimli böyle pembiş pembiş geziyorlar ama diziyi bir izliyorsun herkes birbirine saplıyor. O yüzden Star Trek'in Peki. böyle bir girişi yok. Çünkü Star Trek akıllı bir dizi. Evet. Sana inanılmaz bir bilgi vereceğim. Picard manevrasını ne biliyorsun, değil mi? Biliyorum şimdi. Abi şöyle oradayken böyle bir şey yapıyor. Burada gibi olup onlar oradan. Hayır. İşte hayır. Picard manevrası şu abi. Bak bana. Bakıyorum. Buna Picard manevrası deniyor. Ütü yani. Çünkü abi ilk sezonda kıyafetleri, yaptıkları malzeme farklı bir malzemeymiş. Sonraki sezonlarda değiştiriyorlar kostümü. Aha. Ve her oturduğunda aynı şu an benim üstümdeki tişört gibi zevksiz bir şekilde, ben de şu an ona gıcık oldum, Evet, bende de kırışıyor oluyor üstlerindeki, ya. tamam Evet, mı? bende de oluyor. Bir kırışan malzemeler var ve kırışmayan malzemeler var. Böyle kırışıyor Picard'ın üstündeki malzeme. Şey, bütün tayfanın aslında. O yüzden şey, ilk bölümlerde abim sürekli otururken böyle haşt diye böyle şeyi aşağı çekme hareketi Dur, yapıyor bir ben de tane. İlk yapayım sezonda full var, bak dikkat et. ben. Picard manevrası ona deniyor. Sonradan Star Trek camiasında makarasına Picard manevrası diye bundan bahsetmeye başladılar. Oğlum Baya çok güzel iyiymiş oldu. ya. Bilmiyordum bunu. Picard manevrası. Tabi bu bölümü bilenler şu an anladı hangi bölüm olduğunuz. Birinci sezon 8. bölüm Battle bölümü. Bir sonraki bölümde de Hayden Q'yu konuşacağız. Battle zaten sen parodi kısmına girdin ama evet, gerçekten de Picard manevrasıyla ünlü bölüm. Ya ben ilk başta Şey. tabii bunu duymuştum. Dizi izlemeden önce o kadar meşhur ki Picard manevrası falan. Diyorum ki herhalde böyle göktaşları bir şeyler oldu. Gezegenlerin arasından yanlıyor falan, öyle şeyler zannediyordum. Neyse, dizi izleyince daha mantıklı bir şey olduğunu anladım en azından. Evet, aklına bir anlığına çok ilginç bir şey gelmiş ama 5 dakika düşününce Data da hemen çözümünü buluyor ya bölümün sonunda. Ama Çok da şey zor güzel. değilmiş diye. Şey, bir bölüm Battle. Aslında Picard manevrasını hayatımıza soktuğu için çok meşhur bir bölüm. Onun dışında çok öyle aman aman bir bölüm değil. Yani bu sezonun daha iyi bölümlerini konuşacağız şimdi ilerleyen bölümlerimizde. Evet, Datalor geliyor. Şey ilginç. Ya Ferengileri tekrar sokuyorlar işin içine. İlk sezonda çünkü şöyle bir fikirleri var. Ya işte bunların da asıl kötüleri Ferengiler olsun. Hep böyle 3 bölümde bir, 4 bölümde bir Ferengiler çıksın. Hep böyle bir Ferengi şeyler yapsınlar falan diye düşünüyorlar. Ferengi şeyler. Ama Varsayalım Picard yani. ha filan aynen. Ferengi işte şey, kabuğu kime vereceğiz, topu kime vereceğiz gibi konularla Ferengiler uğraşıp Kırçmış kabuğumu tutar mısın? duracak. yani ama sonradan bu Ferengi şeyini biraz salacaklar. Çünkü nispeten daha komik karakterler Ferengiler. Yani yapacak bir şey yok. Oynama tarzıyla, koca kulaklarıyla filan. Biraz Datayı daha ikinci el almaya çalışıyorlar direkt. Ya ikinci el, size tabii. gelmez datam benim falan diye. Biraz daha komik karakterler, Arif ticarete dönüşüyorlar böyle Ferengiler zaman geçtikçe. Ana kötü olmaktan çıkıyorlar. Ama bu bölüm mesela işte Ferengi kültürüne dair şeyi de öğreniyorsun. O, ya şu tarz detaylar çok hoşuma gidiyor benim. İşte bir ırkla karşılaşıyorsun, ork tüccar. O ırkın kaptanı geliyor, diyor ki ya Picard diyor, sana bir hediye vereceğim falan diyor. Yanındakiler böyle şey oluyor, hediye mi? Karşılıksız mı yani falan. Başta bu sanki böyle bir şakaymış gibi. Yani çünkü Ferengilerin çok açgözlü olması bir şaka. Yani biraz da komedi unsuru gibi işleniyor ya yani böyle. Evet. Ama sonra şey ortaya çıkıyor. Yo, heriflerde gerçekten de bir kaptanın ticari olarak kâr etmeyen bir iş yapması suç. Yani herif
mahkemeye çıkarılmak adına görevinden men falan ediliyor bölümün oğlum, sonunda. Tabii parayı iç ediyor musun diye sorarlar. Örtülü ödenek falan yoktur galakside zannetmiyorum. Yani o yüzden bu bölümü benim ilk izlediğimde de çok hoşuma gitmişti. Başta Ferengilerin böyle kaptana verdiği tepkiyi öyle bir yapıyorlar ki şey tarzı, bak abi herifler o kadar açgözlü ki hani hediye verilmesini falan anlayamıyorlar, şaşırıyorlar falan. Böyle sanki bir komik bir şeymiş gibi gözüküyor ilk başta. Hı-hı. Ama bölümün sonunda cidden heriflerde bunun suç olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber Star Trek de şeyi söylemiş oluyor. Yani makara kukara dediğimiz bazı konular başka ırklarda gerçekten de suç kabul edilebiliyor işte yani. Hani ne derece farklı kültürlerle uğraştığımızın bir göstergesi gibi. Bunu başta komik bir halde gösterip sonra ciddiye alıp üstüne gidip devam etmeleri bence bölümün kaliteli parçalarından bir tanesi. Ya biraz da şey gibi oluyor sanki, bu konuların suç ya da olmaması insanlık tarihindeki gibi ya. Ben şeyi hissetmeye başladım bu ilk 8 bölüm geçtikten sonra. Yani Picard ve ekibi aslında kendilerinin haberdar olmadığı ama tarihlerden okuduğu, bize daha yakın olan insanlık tarihinin farklı kademeleriyle de karşılaşıyorlar gibi. Yani evet, Ferengiler gibi dönemler insanlık tarihinde de yaşandı ama hepsi, o özelliklerin hepsi farklı dönemlerdi. Onları gördükçe tabii de böyle data tamamlıyor falan ya. Evet, bu böyle. Var şu var. Bak o da olabilir. Picard da ha falan oluyor. Riker daha şey böyle. Riker nereden çıktı? İkisini şey kombinledim. Ya Riker daha... Porter'da birleşmişler. Aynen. Riker da daha böyle savunmacı bakıyor konulara. O güzel bir detay. Ferengiler orayı kapatıyor bayağı. Yani hemen o dataya yaklaşımları, ticari bakışları... Aslında insanlığın çok uzak olduğu bakış açıları değil, hele de şu günde bile yani. Bu bölümde şu kullanılan küreler muhabbeti biraz ilginç. Yine ha, biraz şey palantirler. Fazla güçlü bir item açıkçası yani. Peki dur bir dakika, buna geçmeden önce. Baş kötümüzün isminin bok olması ile ilgili Türkler olarak espri yapmayacak mıyız? Abi yani? Evet, bunda eğlenceli. Yani çok kültürlü bir kadro olduğumuz için böyle espriler yapmayalım diye düşünüyordum ama öte yandan şunu da kabul etmemiz lazım. Baş kötümüzün ismi Bok. Yani. Damon Buck. Bilmiyorum. Bu arada şey çok olur ya. Buck değil oğlum, Bok bu arada. Herifler Bok diye okuyorlar özellikle. Ya işte biraz Buck aksanlı yani, gibi okuyor. Buck değil de Bok gibi böyle, hani daha böyle yuvarlıyor Bok gibi. Damon Bok. Hani böyle okay. Bizimki gibi bokum gibi değil de yani daha bak ha, evet, gibi böyle. Evet. Aynen. Biraz daha oradan yuvarlamadı. Neticede kötü adamımızın ismi Bok. Ve bence bu kaçırılmaması gereken bir detay. Araştırdın mı sen bunu? Bir şey oluyor ya bazen yabancı dizilerde Türkçe kelime kullanımı olur. Aslan, ne bileyim Nosta vardı, Git falan tarzı. Özellikle senaristler eklerler ve bunların muhabbeti hep geçer. Bunda acaba öyle bir şey olmuş mu cidden? Yani Bok da yok ama benim bildiğim Ferengiler'de var. Ferengi kelimesi şeyden devşirmemiş galiba. İşte Arapların Avrupa'dan gelenlere verdiği Frank falan gibi böyle bir kökenden devşirme bir kelimeymiş. Mesela hani tüccarlar çok geziyorlar. İşte Arap tüccarları falan da çok gezerlermiş gibi bir bağlantı kurmuşlar vaktinde. Ama internetsiz zamanlar herkesin Meydan Larousse'da gördüğünü inandığı yıllarda yapılmış bir dizi olduğunu da hatırlatmak istiyorum bunun. Tabii orada kim bir ne oldu ne gördüler yani. Damon Buck. Bölüm şey açısından ilginç aslında. Çok biraz zorlama bir senaryosu var. Yani bilim kurgu bölümlerinde benim çok sevmediğim bir şey. O da aslında bu düşünce oluşturma aracı. Thoughtmaker mıydı ismini? Thoughtmaker işte, aynen. Bu kırmızı küre gibi Forbidden böyle tek device. Bölümlük bir şeyler çıkıp sonra unutulup gidince... Ben birazcık gıcık oluyorum aslında böyle bölümlere. Çünkü koca bölüm şeyin üstünden dönüyor. İşte böyle bir şey var ve adam onu tek seferlik kullanıyor. Ve böyle evrenin geri kalanında tekrar karşımıza çıkacak mı? Bu şimdi hatırlamıyorum açıkçası ama işte çıkmayacaksa bir bölümlük böyle bir şey çıkıyor ortaya. Abi bir de daha birkaç bölüm önce mavi ışık geldi. Yani ya biraz daha belki Ferengiler üzerinden daha Ferengiler biraz aptal göstermeye aptal çakal göstermeye çalıştıkları için daha basit bir aletle bunu yapıyormuş gibi göstermişler. Halbuki daha akıllı bir şey yapabilirlerdi. Ne bileyim işte o mavi ışık tarzı bir aktarımla belki etkileyebilirdi. Belki halüsinasyonlar gösterip orada Picard'ın kafasında sahneler oluşturabilirdi. Yani insan zihni aslında çok zor manipüle edilen bir şey değil. Tabii şeyden çok vurgu yapıyor. Yani işte baş ağrısı yıllar önce bitti artık, insanlık hastam. Yani beyninin
zor etkilendiğini, vücudunun artık bağışıklık sisteminin zor etkilendiğini vurguluyor. Ama bunu yıkmanın tek yolunda bir tane top olması tabii o akıllılığı bozuyor. Evet evet, tam bu bir şey yani. Senaryo device yani, abi nasıl değiştireceğiz Picard'ın fikrine? Abi fikir değiştiren küre koyalım bir tane. Hadi. Yani ileride Star Trek biraz daha evren oturmaya devam ettikçe şeye varacak. Ya çünkü şöyle versiyonlar da var. İşte Picard'ı mesela buyur etsinler gemilerine diplomatik bir şey için. Bir şey içirsinler. Riker bayılsın. O bayıldığı sırada götürsünler. Picard'a atıyorum işte bir çip yerleştirsinler bir şey. Yani böyle, anladın mı? Daha böyle bir tane küre var, onu ittirerek fikrini değiştirdik. Bok böyle biraz büyülü geliyor gerçekten. Büyüymüş gibi artık o. Onun yerine böyle biraz daha uğraş. Sonra mesela Picard o çipi yerleştirdikten sonra giderler onların gemisine. Der ki adam, bakın elimde dosyalar var. Picard benim oğlumun gemisine şey yapmadan saldırdı. Evet. Ama Picard'a da önceden bir şey içirdikleri ya da beyninde bir şey yerleştirdikleri için adam böyle tam cevap veremez falan. Hani böyle daha adım adım yapabilirlerdi. Şimdi böyle bayağı. Abi kırmızı küreyi çevirdikçe Picard kötü kötü oluyor gibi bir çözüme geçmişler. Çok iyi bir senaryo aracı değil bence açıkçası o küre. Daha doğrusu çok Doctor Who item'ı, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Mesela Doctor Who'da bu yiyor. Çünkü Doctor Who'da şey ya. Konsepti de uygun. Zaman ve galakside geziyorsun ve Doctor Who birazcık daha fantastiğimsi ya. Böyle fantastiğimsi eşyalar Doctor Who tarafından bir kere bulunup, aa işte bu bilmem ne falan deyip herifin böyle iki dakikada çözmesi veyahut da fırlatıp kırmasıyla falan çözülebiliyor böyle şeyler. Ama şimdi mesela şey sıkıntı. Ya Star Trek evreninde şimdi düşünce kontrol eden bir tane küre var. Yani hı-hı, bunu ciddiye alırsan ilerleyen bir sürü bölümde böyle şey olacaksın. İşte abi aslında düşünce üreten küreyle bu çözülemez miydi falan diye kafaya takmamak lazım. Ama bu tarz şeyleri senaristler kullandığı zaman tek bölümlük güçlü item koyayım ve konu çözülsün, bir çıt gıcık olurum ben. Çözümü de şey abi, Forbidden Device. Epek yani, tamam. Evet, anladım. Yani, Forbidden Device de yani buradaki bok bulmuş. Bok bulduysa yarın bir gün çük de bulur herkes. Bulur. Abi çok gezin ağına bok bulaşır işte yani, budur. Galakside çok gezmeyeceksin diyor burada bölüm. Uzay yolu ya bunun Türkçesi. Abi yollarda çok gezerin. Ayağına bok bulaşır. Picard manevrası bu arada akıllıca iş. Yani şeyi güzel düşünmüşler. Adam hiper uzaya çıkacağı için kısa bir an iki tarafta gözüküp nereden ateş edeceğini tam bildirmemek. Evet, hani o anlık dönemin teknolojisini anlık olarak güzel kullanma fikri. Yani şey, o da aslında şöyle söyleyeyim. Yuvarlak fikir kontrol eden küre ne kadar böyle biz yaptık oldu bir fikirse, Picard manevrası da aslında tam daha bilim kurguda benim görmek istediğim gibi. Yani o evrenin şartları dahilinde iyi bir fikir. Yani Picard manevrası da şey değil. Nasıl yaptınız abi Picard manevrasını? Abi bir USB buldum yatağımın altında ama yasaklı USB. Onu kaktırınca iki gemi gibi olduk falan. Hani hayır, aksine o evrenin kuralları dahilinde adam düşünmüş subayıyla mürettebatıyla yeni bir fikir geliştirmiş. Ve Data da yine o evrenin kuralları dahilinde ışık hızına da çıksa geçeceği yerde işte gaz dalgalanması olur falan gibi bir fikir yürütüp çözebiliyor mesela Picard manevrasını. Ama ona Data beyni lazım işte. Ve şey güzel işte, adım adım bunu inşa ederek gelmeleri çok iyi yani bu bölümde. O başta Picard manevrasını izah ediyor, yavaş yavaş baş ağrılarından bahsediyor. İşler ilerliyor bu sefer, abi Picard manevrasını bize karşı kullanacak, ne yapalım? Picard'ın geçmişiyle yüzleşmeleri. Bir de şey kısmını ben bu bölümde çok beğeniyorum. Picard'ın kendi geçmişinde yaptığını söylediği şeyleri kendisinin ve Riker'ın inanmaması. Yani böyle evet, Picard'ın söylediği bazı şeyler düşüyor. Riker diyor ki ya sizin sesinizi manipüle etmişler diyor. Ya hiç yemiyorlar böyle. Onu yemiyorlar ama işte evet, zihinleri kontrol ediliyor. Ya şey, tam yine benim fırsat kaçmış etiketini yapıştıracağım. Hani Picard manevrası olmasa bu bölümü konuşmayalım derdim. Zaten hı-hı, sen de onu belirtmiştin. Ama bir yandan da şu fırsat kaçıyor. İşte Battle of Maxia hikayesi. Yani eski savaşlara giriyor. Orada bir kaptanın aldığı karar var. Ya bunlar aslında insanlığı yine arada bırakan o zor kararların alınma hikayelerinin entegre edildiği bölümler. Ama bunu işte bir topla geçiştirip ya da işte Ferengilerin ya tamam baba biz içimizde çözdük, adamı aldık, siz de dert etmeyin, çözdük, topmuş meğerse mesele deyip şey yapması. Hmm. Hani o tip durumların biraz daha gri kalması iyi olurmuş. Pek onu becerememişler.
Ama güzel hani Picard manevrasını öğrendik bu bölümde. Zaten bunun üstüne zaten Hayden Q bölümü biraz daha o sorgulamalara giren, biraz daha insan yine doğasına inen bir bölüm olarak bunun şeyini silmiş gibi. Tamam abi biz bunu yaptık ama siz çok şey yapmayın demişler tabii, gibi. Yani bu bölümlerde bile aslında şimdi Star Trek Next Generation ilk bölümleri olduğu için Starfleet ile ilgili şeyi öğrenmek insanın hoşuna gidiyor. İşte mesela bu adamlarda şey sıkıntı. Vay işte sen bir gemiyi tanımadan ateş mi ettin? Aa, hemen o bile bir sıkıntı oluyor böyle. Sıktım tabii. Kardeşim ne var üstümüze geldi sıktım filan demiyor herif mesela yani. Yani hemen sorumluluk alıyorlar. Yavaş yavaş aslında Starfleet'in nasıl bir yapı olduğu insanın kafasında oturuyor bölümler ilerledikçe. O da güzel gidiyor. Şey tatlı, şey de tatlı. Riker ikinci kaptan, Kazago ikinci kaptan bu ikisini kendi aralarında Ha, evet. konuşup hani kardom hani kaptanlık tamam ama senin kaptan iyi mi falan. Yani başka ırklarda bile olsa ikinci adam olma üzerinden bir bağ kurabiliyorlar aralarında. O da hoş bir şey. Ki ikinci adamlık konusu belki de insanın çözdüğünde ki bu iş hayatında falan da böyledir ya ki bu tip seviyelerde daha acayip yani. Aslında çok büyük sorumluluk. Yani şimdi tepedekinin tek bir sorumluluğu var aslında aşağıya. Şimdi, ama ikinci adamın hem aşağıya hem yukarıya sorumluluğu var. Bir anda çarpı iki oluyor. Bu iş hayatında da askeriyede de işte bu tip artık daha büyük organizasyonlara çok tehlikeli. Çünkü yukarıyı denetlemen çok zor. Devamlı yani senden üst biriyle ilgili karar alman kanunları ya da işte evrenin kanunlarında ya da Starfleet'in kanunlarında olsa bile kabul ettirmen çok zor. Yani seni yok edebilir, aşağılayabilir, hapse atabilir. Yani kontrol çünkü sonuçta büyük güç onda. O yüzden hani buna vurgu yapmaları dediğin gibi çok değerliydi. Bakalım Riker'ın zaten karakter gelişimi şu anda en çok merak ettiğim kişi dizideki. Çok nereye gidecek çok merak ediyorum. Bu bölüm itibariyle Deanna Troi ufaktan şey aşağı doğru gidiyor yakası demiştim ya ben evet, sana evet, her bölüm ufak ufak aşağı doğru gitmeye devam edecek diye. Gidip bu bölüm hafiften falan. Şey oldu göğüslere doğru yaklaşmaya başladı. Daha da gidecek bak ben sana söyleyeyim. Gelecek 2-3 bölüm seyirciye de söylüyorum. Yani alıcı gözle bakmayın ama Deanna Troi'nin yakası Sübhanallah bu yakaya ne oluyor her gün parça mı çalıyorlar buradan denircesine aşağıya doğru gitmeye devam edecek. Dizi şu anda şeyi arıyor yani reytingler için ideal meme miktarı nedir? Ya ya optimize buralar ediyorlar. falan evet optimize ediyorlar hani AB testi yapıyorlar. Buralar şu an şimdi okey gibi biraz daha aşağı çektiler. Gelecek 1-2 bölüm biraz daha aşağı çekecekler. Sonra şey olacak. Hadi boku çıktık geri yukarı falan diyecekler. Bu sefer de yukarıya gitmeye başlayacak. Ha, yanlış düşün. Vursalarmış hepsine lateksi arada. Kurtarırmış aslında. Direkt seksi görüntü alırlarmış ama işte kumaş vurmuşlar. Ondan sıkıntı olmuş. Ya ilginç. Yani Star Trek'in böyle bir bir de şey yani oluyor oğlum mesela bu işte pardon şeyle ilgili bu dekolteyle ilgili hep her bölüm arkadan bir tane mini etekli çizmeli kadın da geçiyor. Hop diye evet, bir evet geçiyor. Yani o biraz işte aslında ya o galiba biraz şeyden. Ya yani mini etekli evet ama mini etekli ve çizmeli bir de böyle şey 60'ların Star Trek'inden ya o biraz eskiye gönderme gibi Evet. düşünüyorum ben onu. Daha Şey ilginç. Yani ya çok tuhaf bir şey abi işte televizyonda rating yani bir noktada Star Trek bile şeye düşüyor. Mesela daha sonra inşallah belki bir gün geçeriz. Voyager diye bir dizimiz çıkacak ileride. Voyager'da da şey oluyor. 1-2 sezon hani böyle göze sokulmuş seksi kadın olmadan devam ediyor. Ondan sonra öyle bir karakter ekliyorlar ki diziye böyle şey meme mi istiyorsunuz? Alın meme dercesine böyle bir karakter ekliyorlar. Ve bu arada işin tuhafı gerçekten dizinin reytinglerini arttırıyor. Ve yani iyi memeli karakterin de senaryosunu iyi yazdıkları için bir yandan da evrene de dahil oluyor. Yani böyle şey çok ilginç. Ya bir noktada artık şeyden kaçamıyorsun. Bu cinselliğe olan insanların açlığından kaçamıyorsun yani. Bu Marina Sirtis yani Deanna Troi'yi oynayan ablam şeyden çok bahseder. Yani sezonlar ve dekolte olayından çok bahseder gerçekten. Rahatsız Çok mı da olmuş şikayetçi. Oluyor? Şikayetçi mi oluyor? Yok yani çok şikayetçi olmamış galiba. Çünkü modelmiş şeyden önce. Star Trek'e geçmeden önce. Diziden önce. Ve bir de yanlış bilmiyorsam o dönem modellik kariyeri çok iyi gitmeyince böyle o dönemi 80'lerin çok ucuz filmleri var. İşte şey kaçırılan ve tecavüz uğrayan yandaki kadın rolü falan gibi böyle Çok, tırtık pırtık roller çok varmış böyle. O dönem hani böyle oyunculuk kariyeri çok iyi gitmiyormuş. O yüzden şey falan diyor. Ya tamam diyor hani biraz şey yaptık. Ne derler? Dekolteyi aşağı vurduk ama nerelerden nerelere geldim ben Star Trek'le.
Ben takılmıyorum, siz de takılmayın diyor, geçiyor yani. Benim bildiğim. Ama Ya tabii yıllar içerisinde fikri değişmiş bu arada, onu da söyleyeyim. Bir dönem şikayetçiymiş, bilmem ne. Artık anladım. 40 senelik dizi. Ya tabii insanların fikirleri değişebilir. O anki üzerine gelen yani kamuoyu baskısı o gün okuduğu bir magazin dergisi bir gazete bile görüşünü etkileyebilir. Ama ben de Star Trek'in dengesini seviyorum işte. Taşayar daha kapalı daha farklı bir kadın karakter. Ne bileyim işte diğer doktor ablamız daha farklı bir karakter. Yani kadınlar tek tip değil en azından dizide. O Yok açıdan tabii. hani o iyi yani hani dekolteye o zaman takılmıyorsun işte onu diyorduk ya yani bir şeye odaklanmadığın zaman aslında hiçbir şeye takılmana gerek kalmıyor. O da dizinin seni yönlendirdiği nokta yani olumlu bir nokta. Okey bu Aynen bölümle aynen. ilgili var mı ekleyeceğim bir şey Battle'la ilgili? Yo yani güzel detaylar öğrendik yine evrene dair. Picard manevrasını gördük. Picard manevrasını evrenin içerisinde çözmüşler. O hoşumuza gitti. Allah Allah. Vallahi bu kadar abi. Ben gideyim şu telefona Tamam, bakayım bari sen o zaman ya. telefona bakarken ben de kapatıyorum. Bir sonraki bölümde Hayden Q'yu konuşacağız. O bölüme kadar benim kanala gelebilirsiniz, katılabilirsiniz, butonlara tıklayabilirsiniz. Yatay bakış ve dikey çakış içinde yine Sungur'un kanalında takipte kalabilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz, görüşürüz.